Arkadaşlar merhaba. 2 Ocak 2022 Pazartesi günü yabancı yarışlarda Linkfield Park'tayız. Bugün 7 koşulu bir program var Linkfield Park'ta. Evet, dar bir program var, kısıtlı bir program var. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bol bol faydalanıyorsunuz sizler de. Güzel bir şey. 7'li plase burada birinci koşu 15.23'te başlıyor. Zaten 7 tane koşu var bugün. Yani hiç birinci koşu, orada da birinci koşu birebir oluyor böylece. 4 Uykuri Aşlingizel 1600 metreye çıkacaklar. Biz bunu neden söylüyoruz böyle arkadaşlar? Bazen 8 koşu, 9 koşu oluyor. Çünkü boş koşu olduğunda birçok kişi belki de bakar yurt dışında kim gelmiş, ne olmuş, hangi jockey ya da sürpriz mi gelmiş, ne bileyim yani bir fikir edin ve biz bakıyoruz çünkü de. Evet, burada 1 numaralı Free Solo Nicola Curry ile 2 numaralı Dubai Immo Daniel Muscat, 8 numaralı Blue Color Lad William Carson ve 7 numaralı Luna Queen Shine Levy ile burada 4 at geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. 7'li plase belki de 6'dan fazla da verebilir, onu söyleyeyim size. Burada 4 ve 5'e de gelirleri var. 1, 2, 8, 7 dedik ama 4 ve 5'in de yani gelirleri var. İkinci koşu Maiden 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayağı. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane alternatif banko. Bir tane bankomuz var. 4 artı 1. Yani artık burada tamamıyla size kalmış bir şey. Bankoları nasıl oynamak gerektiği, nasıl yer değiştirmek gerektiği gibi. Bu ayakta, bu maiden koşuda 6 numaralı Mohatu Siren Fallon'la alternatif banko. Bu Qatar Racing Limited pek tutmaz ama yukarıda da Al Shakab Racing var 3 numara. Şimdi bu Mohatu bizim alternatif bankomuz. İlginç bir orijin orada, Roaring Lion. 2 numaralı Alternativa Rob Hornby ile 3 numaralı Advan Tom Marquand'la. Şimdi bu 3 at çok önemli aslında. 6 alternatif banko ama neden alternatif banko? Çok çıkarsa arkadaşlar, 40-50 falan çıkarsa 6'yı misli kuponlarda banko kullanabilirsiniz diye. Ama 2 ve 3 de en az onun kadar geliri olan safkanlar. Bunların arkasından sürpriz düşünenler için 4 numaralı Bravura Luke Morris'le ve 11 numaralı Tamango's Hands Alexander Wokanski ile. Arkadaşlar hiç yaban atmayın. Çok iyi bir jockey bu. Bindiği atların hepsini kesinlikle getirmek için biniyor. Yani nasıl diyeyim size, zayıf bir jockey değil bu. Yani kaliteli bir jockey bu adam, Alexander Wokanski. 6 alternatif banko, 2, 3, 4 ve 11 numaralı safkanlar diyoruz. Evet, ikinci ayağa geçiyoruz şimdi burada. Üçüncü koşu handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burası 7 numaralı American Rose alternatif banko Molly Phillips'le 2 numaralı Incrimination Shine Levy rakibi ve 4 numaralı Come On Girl David Probert, 6 numaralı Girls Wanna Have Fun Joe Hines. Burası 7 alternatif banko 2, 4 ve 6 diyoruz. Evet, en düşük handikap puanı. Tabii burada Midland Park'ın 2 numarasını ben pas geçemeyiz. Yani buradaki alternatif bankolar 2 ayakta da yanlarına at yazmayı gerektiriyor açıkçası. 7 ve 2 burada çok ön planda. Midland Park biliyorsunuz İngiltere'nin zaten en üst düzey atçılık firmalarından bir tanesi. 4. koşu 3. ayak yani. Handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metre sentetik başlığımız bu şekilde. Burada 8 numaralı Hitmack Tom Marquand'la alternatif banko. Buna en yakın rakibi 3 numaralı Sir Rodney Redblood. Bunu uzuncu bu safkan biliyorsunuz. 1000 metre burada biraz kısa gelecek buna. Ama bilemiyorum arkadaşlar. Yani şimdi uzuncu diyoruz da bunun, biz bu atın 2000 küsürlerini izlemiştik geçen sene. Güzel işleri var yani, birincilikleri falan var gördüğünüz gibi. Biz sektirmiyoruz bunu ama bu kısa mesafede ne yapar bilmiyoruz. Burada 8 numara Hitmack, Tom Marquand'la Exceed'den Excel yavrusu arkadaşlar bizim alternatif bankomuz. Rakip 3 numara tabii ki kalitesiyle 2 numara Level Up Jordan Williams, 6 numaralı Big Impact David Probert. Burası için yeterli gözüküyor.
Şimdi 20 günlük ara var burada ama mesela 154 gün ve 104 günlük arası olan safkanlar var. Bu Hey Let's Go'da, Hey Ho Let's Go'da iyi bir safkan. Wandat da arkadaşlar bakın iyi bir safkan. Bunlar muhtemelen bu 1000 metreyle yarış gördürecekler herhalde belirli bir süre sonra diye düşünüyoruz. 8 Hitmac Cheese burada. Exceed Renksel yavrusunun bu koşu bırakacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Biz bunu banko yapma ihtimalimiz var. Bu arada 8'i. Şimdilik alternatif banko statüsünde tutalım. 5. koşu Handicap 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Bankomuz burada geliyor. 2 numaralı Harland, Billy Lofgren'la burada banko. Evet. Pardon özür dilerim arkadaşlar. 5. koşu da banko değil. Bir sonraki koşu da banko. 1 numaralı Atestik Tom Marquardt'la 3 numaralı Gilded Moon Luke Morris'le 2 atla geçiyoruz burayı. Çok özür dilerim. 6. koşuda bankomuz var. Evet. 1 ve 3 geçiyoruz burayı. Nasıl bu iki de yani Allah söyletti demeyelim ondan sonra. 1 ve 3. 6. kuşta bankomuz var arkadaşlar. Burada 2 numaralı Aurofobia. Evet, Aurofobia George Wood'la banko. Bankomuz burada geliyor. Galileo Gold yavrusu. Evet. Son ayak yani kısıtlı gibi gözüküyor ama ilginç yani gene güzel verecek bu altılı. 7. kuş handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metre. 5 numaralı Sweet Idea Tom Marquardt'la alternatif banko. Bu da 3 numaralı Lady Ursula rakip olarak Rob Hornby ile. Ve 7 numaralı Miss Moonshine. Bu da OCR'la denen bir vatandaş. Arkadaşlar böyle geliyorlar, kazanıyorlar. Yani burada buna izin veremeyiz. Biz o atı yazmak zorundayız. Hani eğer banko atmazsınız 5'i. 5, 3 ve 7 diyoruz. Burada tabii şu 1'e de bakmak lazım. Ve Daniel Muscat'ın Goose Rock'a da bakmak lazım. Yani burası biraz sıkıntılı bir ayak görüntüsü var burada. Evet arkadaşlar burada bol bol alternatif banko verdik. Yani bu alternatif bankolar ne kadar işimize yarayacak tabii onu görmemiz lazım. Ama görüyorsunuz mesela dün de Greyville'de pazar günü ilk ayak yani birinci koşuyu geçtik. Ya bırakın ilk ayağı da geçtik hadi iki banko attık onu da geldi. İkinci ayakta altının ikinci ayağında 7 alternatif banko dedik çıktı. 8 ve 5 dedik ikili yaptı. Yani bakın 24 saat evvelden yapmış olduğumuz analizlerin kalitesini bakın bu 1 değil, 2 değil, 10 değil, 100 değil. Defalarca yani. Neredeyse bizim zaten kaç bin tane videomuz var. Yani buradaki arkadaşlar bunu görüyorlar ama biz tabii 2020 yılında biraz böyle burkulma oldu bu premium'a geçtiğimiz için. Birçok kişi de kendilerince bizi cezalandırmaya çalıştılar. Arkadaşlar cezalandırma bizi kimse Allah'tan başka kimse cezalandıramaz önce bu bir cezalandırma varsa onu da siz izlemeyen arkadaşlar kendilerini cezalandırıyorlar başka hiçbir şey yok. Yani, dünyada şu anda 24 saat evvelden size ikili verecek banko gelecek olan atları dizecek söyleyecek her yarışta şimdi de 4 tane yarış oldu günde. Bakın 4 yabancı yarış var 2 tane Türk yarışı var. Yani böyle bir servis böyle bir hizmet yok. Ama arkadaşlar beğenmiyor. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi herkes kendini cezalandırır. Kimse kimseyi cezalandırmaz. Herkese güzel bir hafta. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.